Yani bu öyle bir yayın ki, öyle bir yayın olması gerekiyor ki. Şimdi korkuyla kanalıma, kendi kanalıma gidiyorum. Korku dolu gözlerle kendi yayınımı açıyorum. Ve yine 1080p60 değil. Ben bunu yönetici olarak mı başlattım? Evet. Allah'ım bana ne zaman 1080p 60 kareyi bahşedeceksin? Daha fazla nasıl ayarlar yapmam gerekiyor? Ama sanırım cam oldu cam bir yayın olması lazım. Yani böyle artık cam cam ya, yayın yapmıştık ya bu camdan da ötü olması lazım bunun. Evet. Allah bana ne zaman 1080p 60 kareyi bahşedeceksin? Daha fazla nasıl ayarlar yapmam gerekiyor? <laughs> Valla sesten tut. Dur. Stream settings değil. Analytics. Sesten tut. Bugün her şey değişik. Bak sesi de ayarladım. Sesi de dedim ki sadece şurayı al dedim yani. Şöyle. Şurada kesiliyor. Biraz da Xbox'ın tık tık sesini de azalacak diye planlıyorum. Melkor Ama yine 1080 60 değil. Allah'ım. Yüce Rabbim bana lütfen 60 kareyi yapmayı nasip eyle. Ne yapmam gerekiyor? Çözemiyoruz arkadaşlar. 60 kare yayın yapamıyoruz. İzin yok. Sırada midir var. Ay ben niye görmüyorum ki özlüğüm takıl diye çünkü. Vallahi canlı yayın, manlı yayın. Herkes bir toplansın. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bu arada? Keyifler nasıl? Maşallah yayıncam gibi ama ya. 1080 keşke 60 kare olsa. Mevşallah cam gibi. Continue. Ay tu tek başına 3 denemede kesersen ikinci seviye katılı abone oluyorum. Yapamazsan birinci seviye. Hayda. Tek başına 3 denemede. 60 kare olmadığı için benim de hiç tadım yok ya. Valla tek başıma 3 denemede Abi life gemim de yok ki. Şey life gem diyorum. Ne o? Şeyim de yok. Humanity neydi o ya? Ember, Ember. Ember'ım da yok anasını satayım. Neyse hadi arkadaşlar bir yayını beğenelim. Oturalım, suyumuzu alalım. Bugün yine hava soğuk. İki tane de estusum eksik. <laughs> Bugün dedim ki. Ulan dedim. Kendim gideyim bakayım şeye. Inner wall. Buradan gitmek daha mı kolay olur? Bugün dedim ki... Ya dedim zamanında Nameless 7 hepsini Yasin ya. Valla Yasin sağ ol bahsin için. Ama benim için ancım yok. Umarım olur. Pull the lever. Yani işte bugün kendim nasıl kesmişim dedim bir bakayım dedim. Ahmetçim hoş geldin. Abi kendim bir kesmişim. Kesmesem daha iyi. Yani orduyla girmişiz anladın mı? Ya ben de bir şey sandım. Hep dedim ya. Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Abi bir girdim. Yani 200 kişi girmişiz midire. Ve 20 denemede falan kesmişiz yani. Girme daha iyi. Bunlarda niye stamina yok ya? İlk deneme gitti. Maksimal hoş geldin. Abi yumrukla bir buçuk saatte kesen adamı hatırla ve kes. Bir şey diyeceğim. O adam gerçekten ya çok ilginç değil mi? Hani hiç öyle bir motivasyonunuz oldu mu hayatta? Mesela midiri yumrukla bir buçuk saatte keseyim tarzı bir motivasyon. Neden böyle bir şey yaparsın ki? Ve nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya? Bu nerenin yeteneği? Giant Dead Build'i. Benim en sevdiğim bu itlerden biri ya. Keyif anladın mı? Manyak gibi geziyor evrende. Ben sonuna kadar destekçisiyim o bu itlerin. Sonuna kadar yapın. Benim için avoş. Hiç de takmam. Aa valla insan ki kendine meydan okur da biraz saygısı olur. Ahmetçiğim hoş geldin. Ahmet Canöz hoş geldin. Yani Aa, bir buçuk saat ve ben gördüm yani bir buçuk saat böyle geçe 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 geçe. Hani ne kat var ne bir şey var Murat hoş geldin. Abi çok ilginç değil mi ya? Gıvın. Bu geliyormuş. Bunu bir ne olur ne olmaz konuşalım dedim. Çaymını veriyor. Tamam. Göremiyoruz ki abi. Bilmiyorum bana ben çok fazla level'la girmişim bir de. Şu an mesela level'ım da bayağı az kalmış şeye göre. Biraz işte şu L2'leri kullanmak lazım. Arkadaşlar yayıncımızı beğenelim ya. Buraya şeyi koysak mı artık? Murat Bildirici Furtive Pigmi'ye üye oldu. Murat'cığım sen de aramıza hoş geldin. Sen de artık bizim destekçimiz oldun. Vallahi teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar destekleriniz için. iki gündür katılı fulledik. Sağ olun. Stagger atıyor. Evet. Broken Sword'la Gundir kestim ben. Mesela yani maksimal. Motivasyonlar önemli burada. Çok ilginç. Yakında fırlatma bıçağıyla kesen bir manyak olur. Hakikaten değil mi? Dikkat eksikliği hapı falan aldıysa konsantre olur bence. Bana da sanki bir hap durumu var gibi geliyor. Şimdi ee, biz şu an Ember değiliz, değil mi? Ember değiliz. Yani Ember farmı nerede yapabiliyoruz? Ya da direkt Skyrim mi diyelim ya? Ember sıfır abi, sıfır Ember'la da girilmez ki ya. Nerede ember farm yapabiliyoruz ya? En çok. Herhalde şeyleri kesmek gerekir. Dur bakayım. City streets mi? Streets'ten çıkınca üçlü dörtlü o göbüşünde şey olanlar var. Abi boss'un aşırı ani hareketleri var. O süreyi kafan kaldırma sapanmadıysa. Yani aslında temelde büyük ezberlemiş. Onu fark ettim. Dancer'ın orada yapabilirsin. Onlardan düşüyor mu Ember Melkor? Dancer'dan Voreal Board of the, bilmem ne Vali'ye doğru diyorsun değil mi? Dancer of the Boreal'den aşağı doğru. Lakın az eşya düşürme oranı artıran yüzük. Artı üçünü aldım ya o yüzüğün. Zaten ondan şey yapıyorum. Dancer'ın orada yapılıyor. E çok iyi. Emirhan işe yarıyordu bosslarda. Yani. Ama gerek var mı peki? Beni en çok Dancer zorluyordu. E, bizi de Dancer hiç zorlamadı ilginç bir şekilde. Kovetus likely drop items. Evet. Artı 3'ü yani artık bir zahmet herkesin her şeyi düşünmesi gereken zamanlardayız. Mert'cim hoş geldin. E, ...moderatörlerimden namussuz hocam... E, ...şeyi yapabilir misin? E, bir katıl linkini sabitleyelim... ...ben onu yukarı alayım. İnşallah. Biraz live e, şey yapalım dedik. Mertcan'cığım kesene bereket. Teşekkür ediyoruz. Bunlar bir de ben rol atınca... Gerçi tek yiyorlar. Niye bu kadar uğraşıyorsak? Tam düşürmedi. Burası yeni ya. Future hoş geldin. Şunu sabitleyelim. Pinleyelim. Okey. Yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Danke schön 20 izleyici beklememiştim. E ee, bekleyeceksin artık. E dün gece saat sabah 4'te bile 20 kişiydik arkadaşlar. Gelişiyoruz artık. Sayenizde ilerliyoruz. Aa gene yüzükten mi ağırlaştım ben? Yani ne kadar ince bir noktadayız ağırlıkta farkında mısınız? Bu arada artık bu soruyu her yayında duymaktan bıktınız ama yayın kalitesi ve seste bir fark var mı? Ben bu arada bugün 60 kare olacağını düşünüyordum yay yayınım. Katakomstaki elemanlar düşürüyor şu bıçak atanlar falan. Ani yayın tabii canım ani. Elden ilk zamanı 100 artı olur gibime geliyor. Future olur mu ya? Bilmiyorum. Şey de çok önemli. Şimdi tatil varmış ya. 15 tatil muhabbeti. Cık, yok. Düşmedi. Burada gerçekten yapılıyor. yok. Aha kamera mı gitti? Nazar değdi görüyor musun? Kamera. Var. Geldi mi? Geldi mi? 15 tatiliniz ne zaman bu arada? Geldi. Allah Allah. Bir tane bile şey düşüremedik bu arada. Last rested. Gelsin abi kamera niye gidiyor ya? Kamera bir dur ya. Bu cuma. Oo. Hepiniz ya benim tahminlerim doğru değil mi? Baya iki hafta free'siniz yani. Öyle bir lisede yaz okulu falan yoktu değil mi? Arada gidilen. Sanki 30 yıl önce okudu liseyi. Yani şaka bir yana hani rahat olacaksınız. O dönemde de tam Sekiro'ya başlamış olacağız. Umarım ilgi alaka çeker. Niye kimseden item düşmüyor ya bana? Niye Ember düşürmüyorsunuz? Ben doğru yerde mi yapıyorum farmı? Senin Covid'den dolayı sen bir aydır yatıyorsun. Evet. Yumruk attım ha. Katakomps'ta kasarsın Ember'ı. Ya burada belli ki düşmüyor. Tent doktor demiş ki ben rahat değilim demiş. Shield of Want. Nerede o ya Melkor var işte bu da mı item şeyine bu soul soul'u diyor fazla soul kazanırsın diyor sen bir buçuk yıldır üniyi donduruyorsun niye donduruyorsun mert ya keyfi mi Buradan bize bir şey düşmeyecek. Bir de şu arkalara gidelim. Eğitim düşürüyor hepsi ama tam o suruk kitemler düşürüyorlar yani. O fazla sol veriyor evet. Köşedeki macipelerinde abiden düşüyordu. Onu kesmedik mi ya? O adamı unuttuk mu? Bunu unuttuk herhalde. Yok bu da sürekli böyle set veriyor. Korona var diye o. Abi yok ağır depresyona girdim. ilaçlar falan derken şimdi bıraktım. Toparlanıyorum bu dönem. Sen ne diyorsun ya? Oğlum sen mutlu huzurlu bir adamdın lan. Neyin depresyonuna girdin? Ama bu dönem genel bir depresyon hali herkes de var. Nedenini özelden yazayım demiş. Ne Ahmet ne yazıyor özelden? Ya? Mertçim şaşırdım sana. Toparladıysan ne mutlu. Ama anlatmak istersen de dinlerim. Ben psikolojiyle çok ilgileniyorum çünkü. Wing Knight'lardan düşmüyor mu? Hiçbir şey düşmüyor. Burası Mefta. Ahmet'in ortalama 68 miymiş? Ne oluyor ki 68 olunca ortalama? 70'te teşekkür mü alıyordun? Bizim buradaki Ember işi zor. Bu elmalar nadir. Beni daha iyi bir yere götürün. 9. sınıfa göre az. 9 zor bir sınıf ama. Bir de şu yukarı çıkalım ya. Knight'lardan düşüyor. E peki DLC'deki Knight'lar vermiyor mu ya o göbeği Ember olanlar? Sanki onlar bir tık daha veriyor gibi geliyordu bana. Lotric Castle. Abi Dying Light 2 oynayacak mısın? Valla Dying Light 1'in hikaye videosunu çekiyorum şimdi. Sonrasında niye olmasın değil mi? Ama tam bizim Sekiro ne zaman çıkacak? O daha şimdi çıkacak diye hatırlıyorum ben. Oo bu bayağı bizi keser ha. Pot içelim. Ama bunun için güzel bir hareketimiz var değil mi şu an? E tabi benim o hareketi yapana kadar o 200 kere şeyini tamamlıyor. Large Shard. Şurada da vardı değil mi? Bunlar veriyor mu? Katakompsları dene. 9 kolay 11 en zor. Ciddi mi ya? Şu an 11. 93 ortalama. Diğersinin başında konuştuğun teyze satıyordu. Aa. E abi ona gidelim. Tekleriz değil mi? Ya bu night'lar düşürüyor mu emin değilim ama bir deneyim istedim. Yavaş artık ya. Aa diğeri ölüm ölümden mi doğurdu onu? Aa bak. Araya aldılar. Diğerinin ölüsünü mü doğurdu ya? Abi öyleydim aslında sonra obsesif kompulsif bozukluğum artmaya başladı. Onunla birlikte korona da başlayınca depresyon başladı. Şu an çok iyiyim. Peki Mert merakımdan soruyorum anlatmayabilirsin. Ne tür destekler aldın? Yani psikolog artı ilaç mı yoksa sadece psikolog mu yoksa kendi başına mı? Bunu tamamen merakımdan soruyorum. Hiç anlatmak zorunda değilsin. Drake Heap'e gidelim. Parayla çözeceğiz işimizi arkadaşlar. 11 en zor harbiden ama travmayı 10. sınıfta yaşıyorsun. Niye lan 10 goy goydu? Ama siz galiba hepiniz sayısal okuyorsunuz değil mi? Teyze sen ürün satıyormuşsun ya. Consume Toseros. Kullan bakayım kaç verecek. 12 yeter. Kafana mimik tak bir de coin bas artıyor düşme şansı öyle demiş. What on earth do you see me? Kerem güzel hoş geldin aramıza. Purchase 5 tane satıyor işte daha ne yapsın. Bir tane daha var onu da alalım gelmişken. 2k. 5 tane satıyormuş oğlum kadın mis gibi işte. Pontif, Yorm, Aldrich. Soul of the Nameless King. Nameless King'in soğulunu bile basasım gelmiyor ya. Valla ben onu online'da pek sallamadım. Ha bir de online oldu değil mi? Mesela üniversiteler için bizim için online çok iyi oldu. Lise için nasıl oldu? The alalım. Valla teyze teşekkür ederim ya. Bizi denemeye soktun yani. Benim kullandığım yüzükçük neydi burada? E, ateş şeyi var mı? Bleed Poison Frost Poison Bleed Körsen Frost Ulan bir ateş insan bir ateş demecini düşüren Bir şey verir ya Biz gene Leo'yu takalım İyi bari şükür Ya şu saldırıyı yapmam Gerekecek Eğer almadıysan şu kubbenin köşesinde Ember var almışızdır onu ya Buralarda Ember toparladığımı biliyorum. Bir daha bir bakalım. Here. Aa! Aa! Ulan Kerem. Ulan Kerem. İyi ha. İyi farmladık beyler. Ne diyorsunuz? Abi psikiyatri desteği aldım sadece. 3 sene boyunca en son yaklaşık 5 ilaç alıyordum. Sonra yan etkiler başlayınca yeni bir doktor bulduk. Neurofeedback yöntemiyle terapi uyguluyor şu an. Neurofeedback güzel. O zaman ilaçları bıraktın değil mi? Tamam ilaçları da bıraktın. Yani ben çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben trafik kazasından sonra bana bir tek şey çıktı. Hani yaptır ettir diyenler çıktı. Onun dışında hiç o an o dönemde başlamadım. Ben de neurofeedback tarzı yani biraz daha kendi kendim odaklı çözdüm mesela. Hobilerle falan destekleyerek. Future'cığım teşekkür ederiz. Hoşça kal. 45-50 alacağım derslerden 80-85 aldım. Üniversitede de öyle oldu. Benim gibi Anadolu şehrinde üniversitedeysen iyi bir düzgün online berbat demiş. Beden dersi koyuldu. Egzersiz videoları açıldı. Biliyorum ya ben de gördüm o videoları. At, at dersi arkaya oyun oyna diyor. Bak Ahmet bu hayatı güzel yaşıyor ya. Ateş demet yüzünü tarif edeyim mi? Gerek yok be. Yan yanıma şeyi de alacağım şimdi. Hiç -hi hoş geldin. Hadi girelim. Vallahi arkadaşlar siz bana çok kızıyorsunuz ama ben yanıma diyorum ki şu şeyi de alayım. Burada nereden diye bunun? Şurası mı? Şurasıymış. Nasıl hep karıştırabiliriz burayı, değil mi? Yanıma şu kiliseciyi de alayım diyorum ya. Tek başıma girmem zor olacak galiba. Süper olmuş abi senin içinde sağlıklı olmak gibisi yok. Ya Mert'cim evet yani üzüldüm ama gerçekten. Umarım bir daha yaşamazsın çünkü hani fizyolojik sağlık bambaşka ama psikolojik sağlık hakikaten olay bir şey yani. Ama atlatman güzel. Ben derim ki bunu alalım yanımıza canı çok artıyor zorlanırsın ama dene istersen Bir boka da yaramıyor mu İlk faza normal ikinci faza Ember basıyorum Yani o da bir seçenek Bir tek başımıza deneyelim o zaman erkek adamlık öldü mü ya Hiçbir şey yaramayan Green Blossom'u bir basalım Canının artması doğru ya sonra şimdi yarı can da ölecek Dark Eater midir biraz ses kısayım midir beni çok rahatsız ediyor Ateş içinde kalkanı bir tık tutacağım. Kafaya odağımız kötü demek değil diye düşünüyorum. Güzel. Kafasının nerede kalacağını... Aa. Saldırıyı hiç beklemiyordum. Kafasının kalacağı yerleri tahmin etmem lazım. Güzel. mi içemeyelim abi. Yani biraz uzun Arka ayağının demeycini yiyoruz. Boss'un biraz uzun süreceğini Kendimizi <laughs> Ay bunu yemesek iyiydi be. Buralarda fena coz uçacak değil mi şimdi? kafanı yakalasaydım o güzel kafanı getir. Ah. İşte Biraz ağır ya kılıcımız.

идти под... Эй! Кач, кач, кач.

Abi potumuz sıkıntı ya. Divine'a geçeceğim. Aha. E olmuyor diyordunuz. Üf. Ulan be. Orada bir bahis yapan biri vardı. Orada bir bahis yapan biri vardı. Ulan var ya bu hiç beklediğim bir senaryo değildi. Ben bu bölümü iki buçuk üç saat falan düşünüyordum. Bu hiç beklediğim bir senaryo değildi. Zaten salmıştım da yani. Divine'a falan geçtim. Kullanacaktım da sanmıyordum. Ama çok keyifliydi. Çok oynayasım vardı benim ya. Neyse artık Gael'de. Yani Gael artık. Bak, ama namussuz farkındasın değil mi? İşin içine bahis girince bütün şeyim değişiyor. Özel bölüm bitti arkadaşlar. 30 dakika. O yarım saati sohbet 20 dakikası. Yasin aramıza geldi. Ama bak Yasin mesela sözünü tutuyor yani. Namussuz gibi değil. Chat'e bakayım. Ben chat'i kaçırdım. Sayuliko gelmiş. Hoş gelmiş. Yanına adam çağıranı adamdan saymıyorlarmış demiş. Çağırmadık kardeşim. Nasıl ya demiş bak Rumi. Rumi çünkü sen onu söylüyordun. Doğuş Baran Karadağ katıla o da abone oldu. Furtif Pik mi? Teşekkür ediyoruz Doğuş hoş geldin aramızda. Asıl olay Gael'de. Ya bence bu Gael'den daha zor bir boss bu arada. Abi satılık eski kullanmadığım bir kol var mı? Ya Murat aslında vardı da satmaktan vazgeçtim ya. Benim bilirler bir tane de efsane PlayStation kolum var. ve bu da hatıra, hatıra olarak kalsın dedim. Arkadaşlar katıla abone olan arkadaşlarım teşekkür ederim. Ee, şeyi de beğenmeyi unutmayalım. Videomuzu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yine bahsi kazandık be. Doğuşçum hoş geldin tekrardan Gael da... Ben Midir'i daha zor buluyorum ya Kişisel Ama şu an çok hoşuma gitti Niye çünkü kanaldaki videomda Orduyla girmişim Yani O çok efsane değil miydi Yiğit ya Keşke onu saklayabilseydim Burada Bonfire yok mu Burada bonfire yok mu? Yeni gelen arkadaşlar videoyu beğenelim. Discord'ta, ee, Discord'da yani Dark Souls'a gönül veren insanlarsanız ya da oyun gündeminden mesela Microsoft'un Activision'ı satın alması gibi oyun gündeminde oyun gündeminden haberdar olmak falan istiyorsanız Discord'umuza da kesin gelin bu arada. Katıl abonelerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Sizlerde sadece 5 liradan başlayan fiyatla Katıla abone olabilirsiniz. Arkadaşlar ben gece rüyalarıma girdi ya. Dedim ki. Ulan dedim herhalde. Çünkü level falan da buraya minimum 120 abi falan çekiyorlar ya. Dedim level falan da sıkıntı benim. Sonra var ya aslında çok şey etken oldu bende. Ee, bu bir buçuk saatte kesen herifi attınız ya bana. Ben de o çok etken oldu. Yani o herifin şey yapması çok etken oldu. Ahmetcan Can Özde olarak aramıza katılmış. Kendisine hoş geldin diyelim arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz ona da. Katıl abone hedefimize de yaklaşıyoruz arkadaşlar sayenizde. Andet şardımız falan yok. Yani ben onları görünce biraz şey olmuştum. Bu arada buradan Shared Grave mi? City Street. Inner Wall. Bir yerden ben bir şey açmıştım. Grave'den mi açmıştım? Grave'dendi galiba. Kılıç iyi vuruyor ondan aldım. Tent Doktor damage iyi mi ya? O attığınız bir buçuk saatte yumrukla kesen adam bende çok etken oldu arkadaşlar. O adamı görünce ben dedim ki ulan dedim böyle bir şey de var bu oyunda hani sabır faktörü mü derler. Bir dakika ya buradan mı gideceğiz? Buradan gitmeyeceğiz sanki. Gayelden önceki boss'u da kesip bitirelim bence. Yayını mı bitirelim? Yani yayını değil herhalde. Wasted Everlasting Dragon. Valla katıl akıyor bu akşama. Yani akşam da değil öğlen. Arkadaşlar hoş geldiniz ya. Teşekkür ediyoruz desteklerin için. Everlasting Dragon sıralamasını seçtiğin için de hikaye videolarını da izleyebiliyorsun Wasted. Kesinlikle öneriyorum. Dark Souls'un hikaye videolarını da kanalda bakman gerekiyor. Sen de aramıza hoş geldin diyelim. Gael'den önceki çerez. Gael'den önce bir boss daha mı var? Ama benim hangi yere gideceğimi bir öğrenmem lazım. Inner Wall'a mı? Inner Wall muydu? Bir bana söylesenize hangi şeye gideceğim. Aga Microsoft nasıl Activision'a e 70 milyar verdi? Ben hayatta 700 dolar parayı bir arada görmedim. 70 milyar ne? Yani ülkede biliyorsun bundan 4-5 ay önce 128 milyar dolar aranıyordu. Düşün ülkeyi kurtaracak paraydı. Mortal Shell oynayacağız. Evet evet Mortal Shell'i bilgisayara da indirdim. Abyss Watchers'dan düşen silahı hiç kullandım mı? Kullanmadım Çünkü o, ben biraz boss silahlarına karşı şeydim Gel, Dark Souls 3'te onu çözdüler galiba belki kullanabiliriz Inner Wall'dan okey Abyss Watchers'ı kullanabiliriz aynı yerden heykelin oradan devam et ee, Önceki boss'u ben hiç hatırlayamadım arkadaşlar ya bu arada Ne ayak? Burada, 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 orada. Ha tabii orada bir yol daha vardı. Okey en aşağı ineceğiz tamam. Midir'in katanası var. Oha Midir'in ruhundan da mı silah alınıyor? Ama o dexterity'dir katanaysa. Şunun lore'unu niye bana kimse anlatmadı ya? Ben çok etkilendim abi bu tablodan. Şunun lore'unu biri anlatsın bize. Bu çok sakat bir olay ya. Fatih'cim hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Event adam. PvP boss'u mu var? NPC summon'la ya. Abi şu çok kritik bir olay. Bak Gwyn'in Furtive Pygmy'e tacı takması. Bu tamamen şu heykel üzerine bir video çekilebilir. Murat'ın ta ilk bölümlerde söylediği katana. İkinci ele takınca özel bir hareketler saldırıyor. Basit rakiplerle hiç uğraşmıyorsun. Doğuş deneyelim onu. Deneyelim onu. Hikayesi çok saçma. Alperen bir çıtır bahsetsene. Çok merak ettim abi çünkü. Allah'ım burası ne kadar güzel bir yer ya. Şurası benim midirle kapıştığım şey değil mi? Bütün bossların silahı var. Aa. İlgincime gidiyor ya. Abi ama en iyi DLC bu galiba. Ne diyorsunuz? Mekanlar olarak. Bu heykel Gwyn Pigmeleri Ring City'ye verdiği anlı heykeli. Çok acayip ya. Nasıl bir oyun bu ya? Gel hadi Fume Knight Greatsword gibi elinde. Al işte. Bu saldırım nasıl yetişmiyor benim ya? Hal bir yanda 1116 vuruyorum bir de yani arkadaşlar daha ben ne yapayım ya? Ring Knight Paired Greatsword. Gerçekten işime yarayacak mı bu? STR'den C alıyor. Her şeyden de EE e alıyor. Ha, yani dünyanın da büyü demeycini vuruyor. Bunun elindeki düşüyor. Düştü anında. Dark Lord'la mı alakalı? Bütün bossların silahları var. Dark Lord'la alakalı. Yani Dark Lord A. Pray to Divine Spear Monument. Offer Filian or Spear Ornament. Bir tane verelim bakalım. ben bu Covenant'ta değilim ki. Cool silah. Dual Grace Ward oyunun en iyi STR Grace Sword'u Düşürdüğü mü? Ağırlığı çok fazla. Ritual Spear Fragment. Bu ne ya? Bunu da verebiliyoruz mu? Çok büyük bilinmezlerle oynadım Dark Souls 3'ü ya. Ama Ring City diyorum ben ya. Abi inanılmaz bir şey. Buradan ona atlamak worth mü? E Word işte oradan çıkarız. Ama atlayabileceğiz mi? Şuradandır o. Verci Twinking Titanite abi her zaman. Her zaman Twinkling. deneyelim. 40'a 15 zaten oluyor. Ya bu şekilde mi şu an o? Ama tabii çok ağır bu. Bizimki 16.5, bu 22.5. Ne ayak? Ha bu falan var. Yani şey estetik olarak güzel. Kombinasyonları nedir bilmiyorum ama. Şu gibi saldırı bu Trust tarzı da iyi. Şu bayağı iyi tabi. Ama mana kalmıyor. Mobility anay. Bilmiyorum bu bosta mobility lazım ama bu şey yani. L1 spamı çok iyi. Oha. Bayağı iyiymiş lan. Spear of the church turn back diyor. The abyss runs deep. Towards want to protect our mystery slumber. Dön geri falan diyor. Covenant'larla alakalı bir şey diyor. Osuruk bu herhalde bu ya. Covenant'ın terk edecek misin gibi bir şey diyor da o kadar eski bir İngilizce ki ya yani Herhangi bir İngilizce getirsem der ki adam ne oluyor kaç kaç der yani Biz kılıcımıza geri dönelim Aldığımız spear upgrade yok silahta diğerine geçelim e tabi canım onu şimdi upgrade edip gelmem lazım Ama belki deneriz abi bir tane videodan dinledim hikayesi saçma Dediğim bir yeri var videoya atayım mı Ha videoya ben de bakarım ama şey yap Discord'a atıver Alperen oradan bakalım Ben merak ediyorum ya turn back da turn back aç şu kapıyı ya. Dönecek olsak döneriz. Ne bekliyor bizi acaba? <laughs> Praise the duo. Duo mu? It's a dark spirit. In short could this be another real fight begins. Bu ne oğlum? Allah Allah. Hadi girelim. Foolishness to force where thy covenant and the king's decree. Oh, oh, oh. Judicator Argo. Spear to justice diyor. E bu boss değil. Fake mi lan bu? Aa. Bu ne ya? Prenses filan or diyor gene. Ne yapacağını görmüyor ki ben. Bir yandan da konuşuyor sürekli. Bu boss mu şu an ya? Bir sıkıntı var. Birileri geldi. Aa painted'lar geldi. Aa şimdi half light falan diyor. Ne oluyor ya? Ben ne ne oluyor şu an? Can bastı. Aa! Bu mu bu herif mi boz? Hani şu eşek. Ay yanına da almış paint'ı. Ha iyi tamam demecimiz iyi. Şuraları kullanacağız. Ben anlamadım. Kafam karışık şu an. Ne olduğunu anlamıyorum. Bir tık kalkanla mı takılsak acaba? Şunların tutmaması çok kötü ya. E buna sürekli cam basıyor bu. Paint'ı kesmek lazım. Çok kötü oynuyoruz şu an ya. O gene mi kendine can basacak? Ulan Paint'a bak bostan fena. Öyle artık. Şimdi 1v1 miyiz biz bu adamla? Kaptır, 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 kaptır. Aa biri daha geliyor. Make haste dedi. Bu ne ya? Ay ben şunlar hiç uğraşmıyorum o zaman. Gene mi bosa cam bastı ya? Bayağı vurması lazım. Duvayna geçeceğim yine. Can basma artık. Öldü değil mi o da? Slap verdi. Bu ne lan? Bu nasıl bir boz? Bu boss'un güzelliği gerçek oyuncuları boss yapıyor. Covenant'a girince bayağı eğlenceli oluyor. Ha. O şekil. Farklı bir olayı varmış. E neyse hayırlı olsun. Zorladı. İyi divine'ımızı harcamamamız iyi oldu. Bir bonfire göremiyorum. It's a Covenant'ır. Hakikaten Covenant'ır. Try left. Ne oluyor ki solu sağ? Gene bizim şey Alperen'cim bizim Discord'da ya. Bak orada linki var üstte. Nightbot atıyor sürekli. Discord'da hadsizlik yapılıyor abi. Nasıl hadsizlik yapılıyor? Arkada bonfire. Burası mı bonfire oldu? Yok. E hani bonfire Yok bonfire Rolleri beğenmeyen varmış Neymiş o ya Değiştirelim abi neymiş şikayet Valla ben bonfire bulamadım Bosun arkasında Üst katta Ev yukarıdan bir kaçalım o zaman İleride asansör e, Tam solu sağ Aynıymış E burada işte oğlum bonfire Gidelim hadi level verelim. Şimdi artık şey kaldı değil mi? Sadece Gael kaldı. Sonra da bu DLC de bitiyor. Beklenti neymiş namussuz? Değiştirelim ona göre. Agalar kalsın da girişi falan değiştirelim. Giriş. Giriş ne hakikaten ya? Giriş ne oluyor? İlk gelenlere mi yani? Giriş mi deniyor onlara? Hadi bana bir şeyler sat. Hiçbir şey satmıyor ki ya. Gaele laseratin yapabilir miyiz? Alalım. Boost damage absorption. Çok osuruk ya bunun itemler. Dünyanın şeyini verdik bir de buna. İnsan gibi item satsın diye. Vermediğimiz şey kalmadı ya. İlker değiştirdi ama yine şikayet var. Aa şikayetler ardı arkası kesilmiyor Discord'da. Arkadaşlar insanların isteklerini göz önünde bulunduralım. Öf bu ne ya? Demon Scar. Soul of the Demon Prince. Fire vuruyor. Şu katanayı merak ettim. Midir'in katanasını. Sister Frieden'in şahitleri. Hırsızın külünü verirsen Ember satar. Hırsızın külünü nereden alıyoruz Murat? Buranın çatısındaki yüzüğü aldın mı? Ne yüzüğü o ya? Doğuşçum. Bir tepelere çıktık ama. Yorumun Great Shield'ı acayip değil mi ya? Dragon Slayer Sword Spear. Yorumun maşetesi. Soul of the Nameless King'in Storm Sword kritik vuruyor. Üf. İşte en güzel de Filing Great Sword. Direğe elinde ile geziyor. Pontiff'in Judgment Sword'u. Ee, bizim midirin şeyi nerede ya? Ha, Soul of Midir Freight Blade. Dark vuruyor. 40 dex istiyor. Tekrar dex bu mi dönsek ne diyorsunuz? İstiyorsanız değiştirelim yine bu ilde. Şeye hangisi? Gael hızlı boz. Aslında dex bu ilde geçebiliriz. Geneli at Geneli Alperen at at. İstediğin yere at. Stormcurt Sword mu daha iyi? Freight Blade mi daha iyi midirin? Abi yormunkini bir tut elinde. Bu mu yorm? Bu değil mi? Ya da yormla da takılabiliriz. Böyle bir hayvanlık mı yapsak? Bu kaç? 16.5. Yorm kaç? Yorms grade 19. Bu bir tık Bloodborne. Vallahi saldırılar iyi ama stamina diyor ki Allah bana yardım et. 1 2 3 Tabii düz saldırı. Bu ne veriyor? Hızlanıyor karakter. O zaman katanayı alıyoruz. Dexterity kasıyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Biraz da böyle. Nereden gidiliyordu? Yorşka mıydı? Cleansing miydi o? Rosaria. Tamam. Rosaria. İki vur kaç. iki vur kaç. İki alver yapıp çözebiliriz gayeli hakikaten. Covetous Silver Serpent Ring. Düşen soğulu arttırıyor. O bizde var. İtem olanı da var. Butcher Knife S alıyor STR'den. S mi alıyor? Kullan geçtim manasını satayım. Ama biraz insan işte şekile girmek istiyor arada. Reallocate evet. Ne oldu? Yes. No pale tank diyor. Hayda. Nereden alınıyor ya pale tank? Paletongue. Midir'in katana oyundaki en iyi katana. Ciddi mi? Bakalım bir tane Paletongue alalım ya. Pale Tank. Dark Raid'lerden bayağı rare drop'mış. Rosaria Finger. Undead Settlement'ta. Satan yok mu ya? Cathedral of the Deep'te oğlum bu satan yok bunu. Undead Settlement'ta bir tane varmış. Fire Demon with Sigward. Hanging Corpses. O sıçtık. Beyler STR'deyiz sıçtık bunların yerleri zor. Plated Bridge'e git heykel var. Büyük farenin orada kapı var orada sıfırlıyor. Hadi ya. Plated Bridge heykel var. Büyük farenin orada kapı var. Plated Bridge. Neresi lan o? Dilapidated Bridge mi? Heykel var büyük farenin orada kapı var. Murat deneyeceğim. Abyss Watchers'ın silahını da deneyelim Doğuş. Evet. Giga Chat. O NPC'leri geri getiren değil miydi? Ha, Bak şimdi. Great machete. B alan var. Ledo'nun Great Hammer'ı bak mesela B alıyor ama 60 abi artık. 60 da anasının gözü yani. C gördüm. E. A. Bizim heavy lotrik A alıyor ama şeyden dolayı. A bir tane daha var. Butcher knife. Şeyi verince de S alıyor herhalde. Pale Tong zorunlu ama Pale Tong'un da maşallah verdiği yerler helali ve hoş olsun yerler yani. Bir tanesini bulmaya çalışalım o zaman ya. Bakalım Pale Tongue. Undead Settlement. Fire Demon'la savaştığın yerde diyor. Hanging Corpses'daymış. Videosu da var bakalım. Oho adam oyuna giriyor ya. 3 saat 20. dakika. Annem bağırarak konuşuyor. Evet bunu almamışım ben. E, ee, Sigward'da A Blue Spirit olarak bir yere gidiyoruz gene. Abyss Watchers. Doğuş sen onu seviyorsun. Onu kullanacağım senin için. Evet. Geldim. Evet ne yapıyoruz şimdi? Neredesiniz? Bir yerden sesler geliyor ama. Yukarıda bunlar. Bana da boyuna sol geliyor ha. Benim adam yukarıda. God's build. God's build nasıl? Aha benim adam burada per perişan ediyorlar. Ee ne yapacağız şimdi? Selam beyler. Ben niye buradayım abi? Invade yememiş ki ya da invade'i kesmişler. <laughs> e, geldik bütün demeci biz yiyoruz. Çok bağırıyor be. Abi Rosaria finger tak bir invade at. Bak Direkt atabilecek mi? Butcher knife artı 10 yaptığın anda S alıyormuş. Oha. Great sword artı 3'lü ok atan yay. Great sword ok atan yay. Olay bitti sen geldin. E ben döneyim abi. Beyler beni salın. Benim işim gücüm var ya. Bizim otomatikman dönmemiz gerekmiyor mu? PvP olayı bittiği için. Ya da saklanan bir şey mi var? Ha orada tamam. Geliyor eşek. Bak bak bak. Of nasıl kaçtı ondan ya? Bir pot içelim. Ulan bu var ya şu anki adamdan daha zor ha. Bakar mısın vurdu demeyece. Oradan Nasıl sen duvara şey yapmadın ya? Bu beni keser. Öyle artık. Geliyorum dayı. İki kişi girmeyelim. Ben bunları bekleyeyim. Bunlar fightlasın. Adama haksızlık olmasın ya. Bir mantığı olsun. Nasıl görüyorsunuz? Bence Blue buna... Oo. Blue'nun hızlı ama damage az. Tamam bu invader halleder bunu ya. A pot içiyor. O iyi vurdu lan. A blue pot iç. E o da ne yapsın adam? Da cayır cayır pot içti bunlar. Öf. Yorumla dalıyor da. Kesti. Ya bilerek karışmadım dediğim gibi. Proof of a Concord Cap. Bundan dünyanın şeyini aldık. Hadi şu Rosaria'nınkine de girelim. Taşı bas dön. İyi oldu. Fight izledik. Abyss Watcher seti artı Ultra Grace Sword artı x bow O ne ya? Aslında ok da kullanışlı bu oyunda. Oku kullanmamak kötü oldu. Bizim burası yalan oldu anladığım kadarıyla. Ben şu şeyi arayacağım. Biz nerede kapıştık? Cliff Underside'da mı? Undead Settlement'da mı? Şeye en yakın nereden gidiliyor? Bu yormla fight atıyoruz ya şey bir tane dev. Undead Settlement mıydı ora? Bir de şeyi takalım ya. Şu matchmaking'i. Matchmaking on. Matchmaking Sil. Tamam. Rosaria'yı takalım. Blue'dan yeter artık. arıyor mu aramıyor Murat o dediğin yer içimize yarayacak mı? Ya yani buradan köprüden geç. Ben ilerlerim abi. Araya aldılar. Buraları farklı bir silahla mı oynasak? Şu bayağı iyiymiş de. Valor Hart da çok güzel aslında. Tam bir aşil yani. Bir sonraki mapin bomb bonfire mı? Köprü yani şeye Rosaria niye yanıp sönmüyor ya? Katarina'nın yeri değil. Kat... Git şuradan. Uç. Şu köp... Tamam şurada bir yerdeydi ya. Çünkü hatırlarsanız orası şey. O ulan tam kafamıza attı. Şuradan bir yerden biz şeyle konuşup onunla fightlamıştık çünkü. Bana lazım olan yer bu Katarina ile bizim bir tane ateş yaratığını kestiğimiz yer. O da buradan bir yerden gidiliyordu galiba. Arkada mı kaldı? Ha oradan işte. Tamam doğru geldim. Doğru geldim. Doğru geldim. Şurada, şurada kestik işte tamam. Burada oturuyordu o. Doğru geldik sağ olun. Şimdi burada hangi ceset? Oyunun şu an her yerinde güneşin tutulması çok güzel. Aa devin yüzüğü, devin yüzüğü ne? O dev niye öldü ya yazık. Tam şu işte. Bak canlı bir beden var orada. Hala sallanıyor bak görüyorsunuz mu? İnce detaydır o da. Keşke atlayabilsek. Niye atlanmıyor ya? Aa bu Norton ha. Ha şurada tamam. U, aman ha. Pale Tongue ne arıyor burada değil mi? İyi hadi tamam. Gene iyisiniz. Geçiyoruz Dexterity bu ilde. Okçu yüzüğü. Ay okçu yüzüğü gerek yok be. Buradan gidelim biz. Rosaria'nın bed chamber'ına. <laughs> Bunun kafası dönüyor mu? Evet arkadaşlar dexterity'ye geçiyorum ha. Haberiniz olsun. Sonra vay efendim ne oldu bizim strength build demeyin. Ay hayır no. Real locate. Vigoru her türlü bir 40 yapalım. Endurance'ı da bir 25 yapalım. Vitality 10 kalsın abi. Strength 20. Midirinki ne kadar strength istiyor? Neydi o midirinki? Gelmişken dedim ha okey. Dexterity'yi 45 yapsak. Daha kalıyor. Midirin katanasının strength isteğini öğrenmem lazım. 45 yapsak. Bir tane iki tane daha kalıyor üç tane Endurance 25 yeter Dexterity 40 da strength kaç? 40 dex Strength kaç? Bu kadar istemiyorsa kısacağım biraz str'yi Str 11 mi? Ha tamam o surukmuş İyi oradan alalım Endurance'ı 30 yapalım Vitality 10 Tam white 15 zaten okey okey şu an iyi Hadi bakalım gene değişti Her şey bir anda Gene değişti her şey bir ancık 11 okey okey Hadi bakalım Shield of won't e, Farkı ne olacak ki? Sen hadi bir level daha ver bana kız sister değil nameless değil nesu itemimizi alalım da Dark damage vuracağız bir de İlginç. Şu muydu freight blade e hadi hayırlı olsun Şu faronu da alalım herkes istiyor bunu da bir ara bir kozmetik yaparız Evet. Nerede? Freight Blade. Freight. Şu mu? Freight Blade. HB. Bu zaten artı 5'e gidecek değil mi? Hakan hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Infuse. Infuse'lanıyordur herhalde değil mi? Freight Blade'de. Ha infüzlanmıyor. Niye infüzlanmıyor? E, ama şey infüzlanıyordu arkadaşlar. Bu kötü oldu. Üçüncü fazede darka rezisti var Galen. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Ne yapacağız şimdi? Freight Niye şey? Zortingen olduk arkadaşlar. Freight Blade. Artı 1. Artı 2. Ne veriyoruz buna? Artı scale istiyor. Artı 4. Slap istiyor. Artı 5. Niye infuse dayamıyoruz ya? Infuse olmamız çok kötü oldu. Peki bir şey diyeceğim. Oyunun en iyi dex kılıcı hangisi? yüksek ihtimal boss kılıçlarından biri değildir. Hangisi en iyisi? Onikiri ve Ubadashi var mesela. Şarpu Shigatana'mız bizim artı 3'te kalmış bak. Mesela Onikiri nasıl? Hani böyle bence bu basiclerden biri ya. Mesela B alıyor Dexterity'den. Infuse'a bakalım. Dexterity'den bak B alan. Şimitar. B alıyor. Painting Curved. Dümdüz kılıca Ravgen basıp evet abi. Lotric Knight Sword'tu. Sister Friede'nin kancası olması gerekiyor. Her stadında skalası var. Allah Allah. E Sister Friede'nin şeyini niye almadık biz abi? Bu nasıl bir kılıç bu arada şimdi? Bildiğin Katana mı bu? Tamam. Şeyi de var. Zaten. Ha. Oha. Çok iyi değil mi? Takılsak mı lan? Çok hoşuma gitti. Boss weaponları infüzlanıyor. Aa, hayır bak Beater. İşte bak ben de öyle düşünüyordum. Ama bak. Bak 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 şimdi bak. Bak hele bak bak bak. Nerede o benim yadigar? Nerede lan o? Lan daha şimdi kullanıyorduk. Nerede o? Nereye gitti benim kılıcım? Ha burada. Bak Heavy Lotric Great Sword. Aa pardon bu boss itemi değil değil mi lan? Lotric Great Sword. Doğru. Bilmiyorum ben boss sistemleri çok vurmayacak gibi geliyor bana ya. Yüksek level'larda olursan o kanca çok fazla vuruyor skill muhabbetinden. Ama Magic ve Fate istiyor. İşte olmaz. Boss sistemi değil çünkü doğru benim hatam oldu. Ben bu sistemlerin osuruk olduğunu düşünüyorum bir tık arkadaşlar ya. Bana kızmayın ama. Şöyle gelin erkek adam gibi bir tane bana A alıyor. Sharp Salesforce. Ha bu zaten bozuk item. Şu da A alıyor. Fred Blade de A alıyor, bilmiyorum. O zaman bir devam edelim. Baktık osuruyoruz değiştiririz. Öyle diyelim. Sikilleri, sikillerini kullanacağız o zaman. Yani yapacak bir şey yok. Ee, hadi devam edelim. Çok şey yaptık. Ee, biraz tecrübeyle görelim. Church of Filyanor buradan değil mi devam? Dark Souls 1 hariç boss silahları kullanmadım. Dark Souls 1 de bence iyiden iyiye çöptü. Dragon Slayer armorun baltası skill ile bir buçuk vurabiliyor. Kozmetiğimizi de biraz değiştirelim. E alan katana var abi. Es alan katana'ya geçelim mesela anladınız mı? Ben biraz kozmetik de arayışı içindeyim arkadaşlarım. Abi oyunun en güzel şeyi Dancer değil mi ya? Dünyanın en hafif şeyini giyelim buraya da ki zaten bir buçukmuş. Zırhtan dolayı bok gibi oldu. Faramı da giysek hiç güzel olmuyor. Ne giyelim? Ben yokken faronu denemedin değil mi? Doğuş denemedim ya. Boss itemlerine sövüyordum abi ama faronu aldım. Tabi şu an unable. Ha bu vardı işte bunda. Onu yere takıp saçma sapan hareketler yapıyordu. Doğru. Bu çok güçlü bir saldırı ya. Oo bununla peri yapıyor. Ulan bu da çok zevkli aslında ya. C alıyor. 18'de STR istiyor. Bu normal Greatsword. E bu niye skill harcamıyor? Oha. Şunu bir dur ya şöyle rahat bir yerde yapalım. Oha. E full combo yapıyorum niye skill harcamıyor? Baya dörde gidiyor. Öf öf öf. Baya iyi. Dark Souls 3'te boss sistemleri çok iyi. E gelin hadi şu şeyde test edelim bakalım. Chatimizin güzide isteğini aldık. Nerede o? Freight Blade. Şu şeyi değiştirelim ama kozmetiğimizi. Black Knight Armor giysek. Şu an fişeyiz mesela. Havel taktığımız için şu an tabi güzel güzel alıyor. Hala uçuyoruz. Iron Dragon Slayer'la bile uçuyoruz. Iron Dragon Slayer'ın Gauntlets'ı yine uçuyoruz. Allah Allah. Ne ayak lan? Baya şu an şeyiz. 5. Regent. Daha ağır yok mu bunun? Wing Knight. O çöp. 9.5. Ee, şaşkınım. Ağır itemler kullanıyorum ve karakterim hala mobil. 5.3. Ay hala mobil. Ve bence bayağı havalı olduk ha. Faron candır demiş. Kıyak deme. Kırık silah çünkü. Skill değil zaten kullandığın. Düz vuruş. İşte dediğim gibi mana harcamıyor. Bu onun güçlü saldırısı. Oyunda grafik modu mu var? Yayının kalitesi o kadar iyi mi ya? Bugün çünkü değiştirdim birkaç ayar. Gel bakalım eşşi ola Şunu bir görelim. Bu çok vurmadı. Çok vurmuyoruz şu an. Arkadaşlar çok osuruk değil mi şu an? Yoksa bana mı öyle geliyor yoksa Bak adam bize neler yapıyor mesela. Oğlum demecimiz çok kötü lan. Çok kötü değil mi demecimiz? Benden bir sıkıntı var. Alternatif bir katana öneriyorum. Ya yani önerisi bekliyorum. In game olursa yani boss olmazsa sevinirim. Of. Seti giymiş Abyss Watcher seti. Dexterity'ye geçtik yüzümüz gülmedi arkadaşlar. Dexterity'ye geçtik yüzümüz gülmedi. Abi statından dolayı e, ne var statımda benim bir sıkıntı yok ki Chaos Blade Şöyle bir tane erkek adam Dex bir şey yok mu ya D E E C B Şimitar B Painting A Şarp B A Fred B Bunlar hep E, E, C'ler var. Aa spear. Ya bir spear mi yapsak ya artık? Gael'e gidiyoruz evet. Ben bir de bir mızrak yapmak istiyorum ya. Şayet. Drunk Twin Spears. Dragon Slayer Spear. Bu boss item mi? Ama Spear'lar hep de istiyor. Chaos Blade S abi. Nasıl alacağız Chaos Blade'i? Bende var mı Chaos Blade? Murakumo. Bu oyunda osuruktu. Drake Bloodgun. Chaos Blade Murakumo osuruk dediler bu oyunda. Fazla değişmez demeyicin. Allah Allah. Ben mi çok abarttım acaba demeyicimi? Gael de deneyeceğiz artık ya. E hadi bir deneyelim ya. Yapacak bir şey yok. Bu yola artık gönül koyduk arkadaşlar. Haydi let's go. Bir deneyelim. Nameless King'den sonra çıkıyor. Haydi go. Hemen celallenmeyelim. Tek açacağız ile Evet. An Nintendo e gideceksin. gideceğim Ushigatana'yı aldığın yerde.